CFXcom'dan herkese selamlar. Ben Tuğbaz. Bu videomuzda Windows 10'da masaüstü ön izleme nasıl aktif edilir konusuna değineceğim. Pek çok kullanıcının Windows 7'den aşina olduğu Peek özelliği Windows 10'da var mı? Elbette var. Peek özelliği yani fareyi görev çubuğunun en sağına götürdüğümüzde bize masaüstünün ön izlemesini sunar. Bu özellik Windows 10'da pasif olarak gelmektedir ve bazı kullanıcılar halen bu özelliği kullanabilmektedirler. Masaüstünün ön izlemesinin bize faydası nedir? Bu özelliği neden aktif etmeliyiz gibi sorular aklınıza gelebilir. Bazı kullanıcılar olması gerekenden fazla pencere ile çalışırlar. İşte bir yandan tarayıcı açık olur, bir yandan dosya gezgini, birkaç farklı klasör, diğer taraftan Word, Excel, Not defteri gibi pek çok uygulamayı çalışma esnasında açabilme olasılığımız yüksektir. Ve bu gibi bir durumda masa üstünde bir dosyanın varlığına göz atmak istendiğinde genellikle masa üstüne pik özelliğiyle bir bakışla atmak istenir ve sonra hızlıca kalan işlemlere devam edilebilir. Her ne hikmeti ise Microsoft bu özelliği Windows 10'da pasif olarak ayarlıyor. Bu videomuzda nasıl üstü ön izleme peak özelliğini nasıl aktif edeceğimizi göreceğiz arkadaşlar. Şimdi isterseniz dosya gezginini, not defterini, sonra birkaç tane daha not defteri, Excel dosyası... gibi bu şekilde bir sürü pencere açtık. Masa üstümüzü görmek istiyoruz. Elbette ki şu sağ köşeye gittiğimizde bakınız arkadaşlar herhangi bir masa üstü ön izleme sunmuyor. Ayarları açtığımızda bize sağ köşeye geldiğimizde masa üstünü gösterme özelliğini sunacak. Şimdi yapalım. Başlat menüsü, ayarlar, kişiselleştirme, görev çubuğu, Farenizi görev çubuğunun sonundaki masa üstünü göster düğmesine götürdüğünüzde masa üstünü ön izlemek için pik özelliğini kullanın. Bakın arkadaşlar burası da kapalı. Microsoft kurulumda da kapalı olarak gelmiş olabilir. Daha sonra siz de kapatmış olabilirsiniz. Fark etmez eğer şuradaki sağ alt köşedeki yere farenizi götürdüğünüzde eğer masa üstünü göremiyorsanız Buradaki kapalı düğmesini açık konuma getirmelisiniz. Şimdi ben açık konuma getirdim ve bakın arkadaşlar buraya tıklıyorum. Rahat tıklaması üstümü görebildim. Tekrar tıkladığımda açık olan tüm dosyalarımı geçiş yapabiliyorum. Ne yaptım arkadaşlar? Bakın faremi sağ alt köşedeki yere götürüyorum ve buraya tıklıyorum. Burada ince bir çizgi var arkadaşlar. Tekrar buradaki sağ alt köşedeki en köşe yere getirip Tıkladığımda tüm açık dosyalarım, klasörlerim, her şeyi tekrar görebiliyorum. Evet arkadaşlar, bu videomuzda da Windows 10'da masaüstü önizleme nasıl aktif edilir konusuna değindim. Daha fazla bilgi için web sayfamız www.siofix.com'u ziyaret edebilirsiniz. Videomuzu eğitici, öğretici bulduysanız kanalımıza abone olabilir, yorum yapabilir ve like atabilirsiniz. Videomuzun altındaki çan ikonuna tıklarsanız da yeni yüklediğimiz videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Videonun altındaki çan ikonuna tıkladıktan sonra bildirimleri açık yapmayı unutmayın. Aksi halde yine de bildirimleri alamayabilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın.